Öncelikle değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı'na hoş geldiniz. Değerli Oda Başkanımız ve hep tanıdık isim olan meslektaşlarım, öğrencilerim. Sizlerle bir arada olmak mutluluk verici ama konuştuğumuz konu pek mutluluk verici değil. Yani bu konuyu birlikte konuşalım, anlatalım. Aslında ilk beni konuştuğumuz kadar iyiydi. Çünkü zemin mekanikçi olan ben, sıvılaşma falan anlatacak olan benim öldürce. Herkes anlattı, şimdi bana bir şey kalmadı. Kahramanmaraş devletlerinde geoteknik unsurlar, geoteknik dediğimiz konu zemin mekaniği. Zemin dinamiği, deprem mühendisliği, yer zemin, deprem temel ile ilgili konular geoteknik anabilim dalı içinde inceleniyor. Buna biz arkadaşlarım bilir. İnşaat mühendisliğinin 6-7 ayrı, yani tıptaki unsurlar gibi birbirinin içine karışmayan farklı branşları vardır. En az 7 dal sayabilirim ben size bu şekilde. İşte yapı, hidrolik, ulaştırma, geoteknik, yapı malzemesi, yapı işletmesi, mekanik, etti 7 yani. 3 hocayla okul açıyorlar değerli hocam. Kim hangi dersi veriyor bilmiyorum. Ben başladığım günden beri zemin mekaniği dersi veriyorum. Diğer hocaların başladığı günden beri yapı dersleri veriyorlar. Ve buna rağmen zorlanıyoruz. Ama hiç hocayla nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu durum gerçekten helallaması ve düzenlenmesi lazım. Yani hoca yoksa onları buralara göndersinler, yapmaz. Yani her yerde inşaat mühendisi yetiştirmemiz gerekmiyor. Burada da deprem bize açıkça gösterdi. Ne oldu dediğimiz zaman, işte Pazarcık 7.7 büyüklüğünde ve derinliği 8.6 kilometre olan bir deprem. Birkaç saat sonra kimse beklemiyor. Şoktayım, ben dahil şoktayım. Olmaz böyle şey diyorduk, oldu. Ha, 8.6'yı bekliyor musunuz derseniz, 8.6 kilometre, 7.7 büyüklüğü bekliyor musun derseniz, inanın onu da beklemiyorduk. Yani Naci Hoca diyor, burada deprem olacak falan filan ama o da verdiği büyüklükler en fazla 7-7.5'tu. Hiç kimse bu kadar büyük bir depremi beklemiyordu. İran'ın tüm dünya mühendisleri şokta, sadece Türkiye değil. Birkaç saat sonra da 7.6 oldu, birinciyi de artacak bir deprem adeta. Yani arka arkaya iki tane büyük deprem. Devam edelim. 15.000'den fazla artçı depremler hala sürüyor biliyor musunuz? 15.000. Yani her dakika deprem oluyor. Böyle bir durum ile karşıyayız. Ne oldu? Nerede oldu? İşte Pazarcık depremi sol yana doğrultu atılımı Ölüdeniz Fay Zonu'nun kuzey ucundaki Narlı segmenti. Diğeri 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi ise Doğu Anadolu fayından ayrılan bir kol olan Çardak fayına rastlamakta. İşte yerlerini hatta da değerli hocalarım da gösterdi. Ben de göstereyim. Afat çıktı tabii hemen. Eskiden Boğaziçi Kandili ve Sıkanesi hocalar anlatırdı. Şimdi Afat'ta verdiler her şeyi. Afat hocaları çıktı dedi ki burada 664 ver olarak da düştük. Biz biliyoruz ki de 100 ve üzeri belki yıkım oluşur. Yani yıkım dediğimiz depremlerin 6 kat büyüklüğündedir. Bu 0.68 G'lik bir ivme oluşturdu bu deprem. Yıkıcılığı 6-7 kat fazla. Bu benim cümlelerim değil. Afat'ın yıkımdan azaltma genel müdürü gibi bir ünvanı var. Orhan Katar'ın cümleleri bunlar. Hemen televizyonda söylediği şeyler bunlar oldu. Deprem serisi tabii bir sürü soru akla getirdi. Depremin büyüklüğü ve lokasyonu nedir? Bunu öğrendik, biliyoruz, ölçtük. Bu senaryonun sismik tehlike analizlerinde ele alınışı, böyle bir senaryoyu ele almış gibi almamıştık. Deprem olacaktı, yan taraftaki ilin afatı yetişecekti, yan taraftaki ilin belediyesi yetişecekti. Yani sayın değerli başkanlarım, bize aynı yetişecek zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bize Antep yetişecek. Yani ben şunu düşünmeye başladım, Denizli'nin dışında Trabzon'dan ikinci bir ev alın. Trabzonluysanız gelin Denizli'den ikinci bir ev alın. Birbirinden uzakta olan yerler bir tane yedek eviniz olsun demeye başladım kendi kendime. Çünkü 10 il öyle büyük bir coğrafya etkilendi ki kimse kimseye yardım edemiyor.
10 ilin belediye başkanı da AFETİ'de, valisi de AFETİ'de, doktoru da AFETİ'de, mühendisi de AFETİ'de. Kimse kimseye selam dahi veremez durumda. Çocuğunuz enkazda ne yapabilirsiniz ki? Hiç kimse bir şey yapamadı. Yani sonuçta yetişilememiş, öyle oldu, öyle oldu falan, nasıl yetişeceğiz? Bir de o il kendi içinde organize olduğu için AFET yönetimi anlamında deniz oraya gidinceye kadar 15 saat geçiyor tabii doğal olarak. Yani süreç uzadı. Yer hareketi düzeyleri nedir? Tasarım tepki spektrumuyla ilişkisi nedir bu depremlerin? Kısa ve uzun spektral periyotlardaki davranış. Yani sadece ilmeden bahsetti değerli hocalar ama tek başına ilme değil mesela. İlmenin dışında başka şeyler de oldu. Yani biraz sonra göstermeye çalışacağım. Sismotektonik modelleme ve kuvvetli yer hareketi bakış açısından mevcut pratikimizde değiştirmemiz gerekenler var mı? Yani bizim bilim adamları olarak toplanıp acaba deprem yönetmeliğimizde ne gibi bir sorun var mı? Çok iyi anlamamız gerekiyor. Biz çünkü deprem yönetmeliğinde verdiğimiz değerler konutlarımızı bir deprem düzeyinde tasarımlandırıyoruz. Hastane, okul gibi kamu yatırımlarını bir deprem düzeyinde tasarımlandırıyoruz ama utanç verici bir olayla karşı karşıyayım. Beni ağlattı sinirler yani. Hastane mi yıkıldı ya? Bir inşaat mühendisi olarak beni daha fazla bir şey utandıramaz. Hastane yıkılmaz. Onu bir, öyle bir tasarımlandırırsınız ki hastane yıkılmaz. Ama yıkıldı. Biz tabi geoteknik mühendisler olarak ne yapabiliriz bu konuda? Bunları sordum. Şimdi depremin büyüklüğünü etkileyen unsurlar ne? Kırık uzunluğu, fayda dediğimiz şey var ya, bir kırılıyor, o uzunsa çok büyük deprem oluyor. Kısaysa daha küçük. Yani biraz şanslı. 20 kilometre civarında buradaki faylar. Öyle olunca 7,5 büyüklüğünde deprem olur falan diye birileri korkutuyor ama yok öyle bir şey. Burada beklediğimiz, ben kendim de hesapladım, 6,3 çıkıyor. Hesapladım, geçen Tonaz tünelinin deprem davranışı, yani depremde ne olacak, Tonaz tüneli diye bir doktora tezi hazırladık. Yani benim danışma anlamında bekli tez. Oradaki o bölgeyi yaptık, 6,5 çıktı. Yani beklediğimiz şey bu Denizli'de. Ha, 6,5 az mı diyeceksiniz? Dinar'ı yıkan deprem 6,1'di. Bizim bu bölgedeki depremlerimizdeki sorun şu. Herkes hani Japonya'da korkmuyor, Japonya'da bir şey olmuyor, biz ne diyorlar falan diyorlar ama biz depremleri sığ depremler, derin depremler olarak adlandırıyoruz. Aşağı yukarı 60 kilometreye kadar derinliği olan depremler literatürde sığ depremler olarak geçiyor. Dediğimiz söylediğim depremlerin derinliği kaç kilometreydi? Bakın 8-10 kilometre. Hep sığ. Ege bölgesinin, bizim bulunduğumuz Denizli'nin bu teknolojik yapısı itibariyle de beklediğiniz deprem işte yine bu 10 kilometre derinlikte. 10 kilometre derinlikte olduğu için etki alanı küçük oluyor, sertleşme şiddeti büyük ve yıkıp geçiyor. İşte Dinar'da olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi. Yani Japonya'da adalar ülkesi daha okyanusun dibinden geliyor deprem. 60 kilometrenin bile derinliğinde o yukarı çıkıncaya kadar geniş bir alan etki yapıyor ve bizim kadar yıkıcı olmuyor. Nişada depremini gösterdi Halil Hocam. Kobe depremini hatırlarsınız 95 galiba. Yıkılmadı mı? Yıkıldı. Ne farkı vardı ki Dinar'da Kobe depremini, Maraş'ta? Yani sonuçta mesele Japonya'da ya da Türkiye meselesi değil. Depremlerin tektonik açıdan oluş biçimi. Biz bulunduğumuz tektonik yapı itibariyle hasar yapan bir bölgedeyiz. Yani bunun farkında olmak zorundayız. Ha ne zaman deprem olur? Bilmiyoruz. Yani dün. Ha bir de diyorlar ki 300 yıllık periyot sayıyor. E tamam da 76'da oldu, o 300 yıllık periyoda dahil değil mi? Bozkurt'ta oldu, o 300 yıllık periyoda dahil değil mi? Acıbayan'da oldu, o 300 yıllık periyoda dahil değil mi? Yani olup duruyor zaten. 300 yıllık falan filan meselesi değil. Bugün, dün Bozkurt'u yıkan depremi de öteki yıkan depremler benzer deprem. Yani kocaman devasa taş üstüne taşları yığıldı, yapılardı. E, küçücük 5-5,5-6 büyüklüğündeki bir deprem koca bir ötekiyi yıktı nihayetinde, yıkmadı mı? Ya da Tripolis'i yıkmadı mı? Yıktı. Yani sürekli bu bölgede 5 büyüklüğünde depremler zaten oluyor. Ha, geçmişte kayıtlara yazmışlar, çok büyük deprem oldu, kent kullanılamaz hale geldi.
o çok büyük dedikleri depremler kaç olabilir ki? 6, 5 falan, 5,5 büyük bir ama yani o zaman için büyük tabii. Ama bugün teknolojisi, ama 7 yaşlı zaman bir şey yapamadığımızı gördük. Hep beraber şahitiz işte arkadaşlar. Geçmiş depremler bize bilgiler verdi. Tektonik yapıları az çok biliyoruz diye düşünüyorduk. Ama olmayan bir şey var. Deprem şu fayda oluşacak, burayı kıracak. Bu fayda oluşacak, burayı kıracak. Öyle olmadı. Bir şöyle kırıldı, bir böyle kırıldı, bir yan tarafı kırıldı. Yani bizim kırık tahminlerimizde bu rupture forecast denilen mesele hiç böyle değildi. Yani herkes bunu itiraf edebilir. Hiçbir şekilde böyle bir kırılma beklemiyorduk. İşte bir yönünde bir kırılma oldu, arkasından devam etti iki yönünde ve sonra hataya doğru geri döndü deprem. Bütün alıcılar, kayıtlar karıştı, üst üste bindi. Ölçemedik bile depremin büyüklüğünü pek çok istasyonda. Üst üste binmiş dalgalar halinde. Ölçümleri göstereceğim. O ölçümler ölçülemediği için pek çoğu da çöpe atıldı. Yani elimizdeki verilerle işlem yapıyoruz. Bakın bu 1, 2, 3 yöne bakın, böyle bir sıralama. Arkasından da şu yeşil bölge, şurada gördüğünüz iki yönlü açılma. Yani hiç beklenmedik bir şekilde ilerliyor her şey. Yani fail o var, tamam kırıldı, deprem oldu. Öyle olmadı işte. Nereden görüyorsunuz derseniz, analizi zor kayıtlar var elimizde. Şuraya bakar mısınız? Normalde şöyle olması lazım. Üst üste binmiş kayıtlar. Çünkü bir bu tarafa gidiyor, bir yan tarafa gidiyor. Deprem kırıkları, faylar hareket görüyor. Bunları nerede aldım? Ortadoğu Teknik Üniversitesi bir deprem raporu yayınladı afet verilerinden. Bunlar oradan alındı. Yine diğer ölçüm sonuçlarına baktık. Şimdi sağlam zemin, yumuşak zemin kavgası var her zaman için. Bakın kayma dalgası hızının 522 olduğu bir zemin. Kayma dalgası hızının 350 olduğu bir zemin. 522 daha sağlam zemin demektir. Kayma dalgası daha büyük. Burada oluşan etkiye şöyle bir baktığınız zaman, bu bizim yapıları projelendirmekte kullandığımız ivme spektrum şeyle grafiklerin, bakın periyodu buradan görüyorum, buradan da ivmeyi görüyorum. Şu yeşil renkli olan bölüm, vatandaşa söylemiyoruz biz burada ama sizin konutlarınızı buna göre projelendireceğiz diyoruz ama bu gizli bilgi inşaat mühendisleri arasında. Hastane, okul gibi yapılar yapacaksa o da bakın şu kırmızı çizgi. Bazı yerlerde o kırmızı çizgiye ulaşmadı bile. Ama vatandaşın konut yapılarından daha büyük bir ivme oluştuğunu görüyoruz. Bir başka sorun var. Bakın şurada bir plato var bir sonraki yerde. Bu plato şurada bir saniyelik veriyor, iki saniyelik veriyor. Ama bizim depremin periyodu, bizim hesaplarda kullandığımız periyoda uymadı. Yani şu bölgede deprem devam ediyor, şu siyah ortalama. Burada da aynı şekilde, bakın burada yeşil konutlar için kullandığımız, kırmızı kamu yapıları için, okullar için kullandığımız ama depremin ortalaması onu da geçmiş. Bu kırmızı renkli yapı aşağı yukarı 2500 yılda bir meydana gelmesini beklediğimiz çok büyük deprem. Konutlar için kullandığımız ise 475 yılda bir olan deprem. Yani baktığımız zaman bizim hastanelerimiz, okullarımız, telekomumuz, askeri yapılarımız 2500 yıla yakın bir süreçte bir olacak depreme göre projelendirilir ve yerinde inşa edilir. Ama şey aştı. Diğer bir başka yer 618, bir başka 484. Yani hep sorun periyot, yani şu plato genişliğini aştı bizim depremlerimiz. İvmeleri aşmasa bile, o plato genişliğini aştı şuradaki sorun. Pazarcık depremi için işte maksimum yer ivmesi, maksimum yer hızı değerleri, mekansal dağılımı. Bütün bunları afet verilerine göre hemen yerine yerleştirebildik. Yine Elbistan depremi için maksimum yer ivmesi, maksimum yer hızı değerlerinin yerine yerleştirebildik. Yer hızı da çok önemli. Özellikle yüksek binaların projelendirilmesinde yapım mühendisine çok önemli bir bilgi de sağlıyor yer hızı. Baktığımız zaman nerede ne oldu? İşte 3-4 tane
ölçüm istasyonu 1.12G'lik, diğerlerinde 1.14, 1.21G, 1.066, 0.87G. Bu ölçüm istasyonlarındaki ölçtüğümüz. Bu PGA oradaki maksimum yer ilmesi ölçtüğümüz zaman deprem yönetmeliğinden işte 0.5 falan olacak burada diyor. Bazı yerlerde 0.375 falan olacak deniyor. Ama yerini ölçtüğümüz zaman çok daha büyük ivmelerle karşılaştık. İvme zaman serileri arasında büyük fark var. Gördüğünüz gibi yüksek hızlar, yüksek uzun periyotlar, plato bitiminde tasarım değerleriyle uyumsuzluk, çarpıcı, işte gördüğünüz gibi yani uzuyor burada bir şeyler. Ve ortaya çıkan sonuç biraz da zemin etkilerinden bağımsız. Yani sadece yumuşak zemin bölgesi öldü, diğerleri sağ kaldı falan değil. Hepsi. Çünkü çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. İşte burada ortalama değerler, ölçüler, deprem yönetmeliği verilerimiz. Zannediyorum deprem yönetmeliğinde de bazı hususları değiştirmek gerekecek fazla olsa. Ama deprem yönetmeliği iyi bir sınavda verdi, onu söyleyeyim. İşte Maraş'taki bir ölçüm. Pazarcık istasyonunun bölge genelinde kaydedilen yer hareketleri oldukça yüksek. Plato bölgesi bitiminden itibaren tasarım spektrumunun 475 yıl neredeyse iki kat üstüne çıkan bir ivme, yani konutlara beklenenin iki kat üstündeki bir ivmeyle karşı karşıyayız. Uzun periyotlarda işte 2475 yıllık tasarım, yani kamu yapıları için yaptığımız değere yakın, aşağı yukarı gördüğünüz gibi, ancak plato genişliklerini hep aşmış durumdayız. Gaziantep'te benzer veriler verdi. 0.8 saniyeden sonra 2475 yıllık tasarım değerleri de aşılmış. Yani benim en çok beklediğim en büyük depremin verisini aşan bir deprem. Ve bazıları diyor ki şu ana kadar herhalde bu bölgede gördüğümüz en büyük karasal deprem diyorlar bu depremler için. Yani öyle olunca 2500-2475 yıllık veriler de aşılmış. Yani böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi yani beni rahatsız eden bir husus daha var. Tuttukları mühendisi de hani uyguluyorlar. Yani kiminlere vardı gözaltına alınan tavsiyeniz. Yani onlar bizim meslektaşlarımız, öğrencilerimiz. Hepimizin oralarda imzası var. Yani herkes suçlu falan emin olun değil. Ama yıkılmış, hasar görmüş hali. Yani bu yöntem de çok makul gelmiyor şu anda. Bunu da bir yoluna sokmamız lazım. Başkanlarımız hukukçu ne derler bilmiyorum. Hepimiz mühendisiz ama Denizli'de bu deprem olursa bu salonda kimse kalmayacak mı zaten? Hadi buyurun, hadi buyurun. Yani bu nereye varacak bu işin sonu? Vallahi ben belediye başkanları izin verdi. Yani ama bu işin gerçekten sonu yok. Hepimiz bir şekilde kusurluyuz bu işten. Deprem öncesi durum şu kadar böyle güzel kentlerimiz, böyle güzel yaşam mekanlarımız varken bakın ne hale geldi. İşte biraz evvel sorduğumuz soruları tekrar tekrar sormak mümkün. Neden böyle oldu? Aslında tasarım ivmeleri daha önce de aşıldı. Nerede 2020 Elazığ'da aşıldı. İzmir'de aşıldı ama bu kadar büyük bir deprem olmadığı için çok ilgimizi çekmedi. Bu sefer sadece sorun zemin büyütmesi değil, yani başka şeylerin de incelenmesi lazım. Eğer böyle büyük bir deprem olacağını varsaysaydık bir şey değişir miydi? Ama dediğim de söylediğim gibi bu bölgede oluşan en büyük karasal deprem ile karşı karşıyayız. Yani bizim tahmin depremlerimizde mi acaba sorun var? Çünkü biz koordinat giriyoruz. Orada beklenen ivme, oradaki deprem durumunu bana afet tahmin depremleriyle mühendise veriyor. Zemin sınıfını ben zemin etüdü yapıyorum, söylüyorum. Ona göre yapım mühendisi bir ivme hesaplıyor, buluyor ve ona göre yapısını projelendiriyor. Acaba tahmin depremlerinde mi sorun var? Hepsi bunun uzun süreli çalışmalarla ortaya çıkacak. Ne oldu Kahramanmaraş depremlerinde dediğimiz zaman? Bakın 830 bin civarında binada hasar tespit yapılabildi şu ana kadar aşağı yukarı, ama bunlar hep revize edilecek şeyler. Çünkü çalışmalar sürüyor. Hasar tespit çalışmalarında 105 bin binadan
ağır hasarlı veya yıkılmış olduğunu tespit etmişler. 24 bin binada 133 bin bağımsız birimde orta hasar, 205 bin binanın az hasarlı olduğu gibi, ama bunlar hep sırayla bir şekilde hocam dedi, birbirine itiraz ediyor, düzeliyor, yeni çalışmalarla değişiyor. Artçı sarsıntılar da sürdüğü için ne olacağını bilmiyoruz. Yani 5 bin bindeki bir artçı hala yıkıma devam ediyor bölgede. Yapılar önce mi eski mi falan, ben 1999 aslında minattır ve 99'dan sonra yapılan yapılarımız güvenilirdir diye düşünüyorum. En azından Denizli kentimiz için böyle düşünüyorum ama veriler öyle demiyor aslında. 2001 yılı sonrasında yapılan %51 civarında hasarlı bina var. Yani biz neye güveneceğiz o zaman, onu da bilmiyorum. Yani yeni yapılmış binalarımız da büyük hasar gördüler. Başka 2018'de karşılaştırdığımız zaman işte verilen depremin merkezinin ilmesine girdik. ZC sınıfı bir zeminimiz var dedik. Orada diyor ki bana, bak maksimum beklenen ilme 0375, SDS 1.075 verisi verdi. Ama hiçbir ölçtüğümüz 1.2'nin altında değil gördüğümüz gibi. Ve hatta oluşan deprem de 0.664 oldu biliyorsunuz. Yani deprem yönetmeliğine göre proje yaptım diyecek mühendis kendini savunmak için ve gerçekten öyle yapmış. Ama ortaya çıkan sonuç neredeyse iki kat daha büyük bir depremle karşılaşıldı. Şöyle bir soru geldi. Bazı binalar yıkılmış, bazıları ayakta. Şimdi sorun zemin mekaniği anlamında, yapısal anlamda pek çok ana bilim dalı tarafından incelenmeli ama bizim zeminde bir odaklama istediğimiz bir husus var. Yani geniş bir ovanın üstündeyse direkt deliğe vuruyor. Bir kayanın üstündeyse, yani yakın bölgede bir kaya varsa, bu durumda o bina ayakta kalabiliyor. Biz bunu anlayabilir miyiz, çözebilir miyiz derseniz, bizim mikro bölgelendirme dediğimiz bir husus var. Bu mikro bölgelendirme yapılır ise, kaliteli bir zemin haritası, beklenen depremdeki etki belirlenebilirse, işte her şey paraya, finansa dayanıyor. Belirlenebilirse bazı yapıların yıkılacağını, bazen yıkılmayacağını veya oluşacak ilmeleri önceden tespit etmemiz mümkün. Ne oldu zeminle ilgili hasarlar? İşte gördüğünüz gibi yanal yayılmalar, sıvılaşmalar, akmalar, yollarda verdiği zararlar. Durduk yerde araba, bakın Hatay Antakya sahilinde batmış, görüyor musunuz? Durduk yerde, depremden sonra. Burada yollardaki hasarlar, bu yol boyunca yürüdük biz, yoldaki o bacalar var ya, kanalizasyon bacaları falan, hepsini dışarı atmış yol. Yol dışarıya atmış. Yani o baca nasıl dışarıya çıkarılır? Çıkarayım dese ekipler zorla çıkarıyorlar yani. Çıkaramazlar, hepsi dışarıdaydı. İşte burada mesela Zeytinlik var, bu bölgede mesela bir heyelan dediğimiz olay meydana geldi. Toplumdan bir göçme var burada ama heyelan birisi bu. İstinat duvarlarına baktığımız zaman duvarlarda hasarlar meydana geldi. Yani bütün bunlar geoteknik uzmanlığın işleri, o yüzden söylüyorum istinat duvarları. Sonra bakın kum fışkırmaları, bunlar sıvılaşmanın izleri. Ve bina oturmuş, bina temelleri, burası kabarmış. Zemin yumuşuyor, Ali Hocam da söyledi. Yani bir denizin içinde, suyun içinde sallanan sandal gibi su yukarıya doğru çıkarken zemin danelerini de taşımaya başlıyor. Zemin daneleri birbirine dokunamayınca taşıyıcı bir unsur kalmıyor ve sıvı gibi davranıyor. Sıvı gibi davrandığı zaman da kayma mukavemeti, yani taşıma gücü oluşmuyor, kalmıyor. Yapı posluya batıyor ya da merkezine doğru bir tarafa yanlatıyor. Biz buna işte sıvılaşma adını veriyoruz. Yeraltı suyunun yüksek olduğu yerlerde, kumlu, ince kumlu zeminlerde karşılaştığımız bir durum sıvılaşma. Bakın burada bu bölge kabarmış, yapı oturmuş, bina temellerindeki hasarlar. Hep dönme, yap, dönme gibi. Bakın şuradaki ayrımı görüyorsunuz. Normalde bu aynı hizadaydı ama depremden sonra oturdu. Fakat yumuşak zemin, yumuşak zemin diyorlar da net bir soru salonumuza. Bu yumuşak zeminler üzerinde, bu sıvılaşan zeminler üzerinde kaç kişi öldü? Kimse ölmedi. Peki nerede insanlar öldü?
sağlam zemin üzerinde olan yerlerde insan var. Niye? Çünkü sağlam zemin, yani deprem etkisi yapıya direkt etki yapıyor. Eğer yapınız sağlam değilse yapınız kat 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 yapılır. Ama bu şekilde sıvılaşan bir yerde depremin enerjisinde o sıvılaşan zemin sönülüyor. Böylelikle yapı batıyor, yan dönüyor, yapı kullanılamaz hale geliyor ama insanlar ölüyor. Yani bir tezat halinde sıvılaşmaya izin mi versek? Sıvılaşmaya 2023 yılı mühendisleri olarak izin veremeyiz. Zemin sağlam olacak ama yapı binada sağlam olacak. Zemin sağlam, bina kötü, öldü. Hiç kurtuluş yok. Yani net. Bina sağlam, zemin kötü, kullanılamayacak depremden sonra yan yatacak, eğilecek falan. O da kabul edilebilir bir durum değil. Bizim inşaat mühendisi olarak söyleyeceğimiz tek şey sağlam zemin, sağlam yapı. Ki Mehmet Hocam söyledi biraz evvel, artı binanın içinin üç düzenlemelerinin de sağlam olması lazım ki bir şeyler devrilmez. Bina temellerindeki hasarları görmeye devam edelim. İşte gördüğünüz gibi şurada kabarma, burada oturma var. Şurada bir yine muhtemel sıvılaşma durumu, bina komple devrilmiş gördüğünüz gibi. Bu devrilme ana nedeni işte geminin şöyle rüzgardan devrilmesi gibi. Zemin sıvı gibi davranıyor. Yük taşıma kapı, taşıma kapasitesini, kaymak halini komple kaybetmiş. Bu durumda buna benzer sorunlar ama zannediyorum bu yapıda yapısal sorunlar da var. Yani çok dar yapı olması gibi başka problemleri de var herhalde. Bakın, şuradaki farklı oturmayı görebiliyorsunuz iki yapı arasında. Şurada da aynı şekilde. Farklı farklı oturmalar. Gelelim zeminden daha iyi zeminlere. Belen diye bir mahalle var. Antakya ile İskenderun arasında tam ortalarda aşağı yukarı. Yani Halil Hocam da bahsetti. İşte kayanın üzerindeki yer, istinat duvarları sapasağlam duruyor. Kayanın üstünde ama. Yani kayanın üstünde olması o bölgenin ayakta kalmasını sağladı. Hemen 1-2 kilometre gidiyorsunuz, biraz daha toprak yapı, yani yapılar işte bu halde. Hemen bunlar birbirine çok yakın. Gördüğünüz gibi. Hani niye bir ayakta, niye bir yıkılmış durumu var? İyileştirilmiş zemin. Yani jet ground'larla, enjeksiyonla iyileştirilmelerin yapılması, fore kazıkla kazıklı temeller üzerine yapıların inşa edilmesi durumunda da genellikle yapılar ayakta kalmayı başarmışlar. Demek ki para harcamamız gerekiyor biraz daha. Biraz daha para harcarsak, yapı da sağlam olursa hasarsız bu iş atlatılabiliyor. Geoteknik problemlerin en önemlisi bana kalırsa, değerli izleyiciler, atık yönetimidir şu anda. Müthiş bir inşaat yıkıntısıyla karşı karşıyayız. Yani bu bir yılda falan temizlenecek gibi değil. Enkaz ve yıkım atıkları acilen geri dönüşüm ile pahalı da olsa kullanılmalıdır. Ben diyorum ki onları hemen agrega haline, dolgu malzemesi haline getirelim İstanbul'a. Pahalı yol masrafı falan hiç umurumda değil. Denizli'ye, Ankara'ya, İzmir'e gönderelim. Yani yoksa orada nerede de bulunacak bu kadar şey. Biz Denizli'de malzeme lazım diye taşıyacağından patlatma yapacağımıza oradan gelen malzeme bir yerde yığılsın ve o denizdeki müteahhitler yol dolgusu vesaire içinde oradan gelen malzemeyi Türkiye çapında beraber kullanalım. Yoksa o bölge kendi içinde o malzemeyi eritemez. Doğaya çok büyük bir zarar vermiş oluruz. Bununla ilgili planlamayı Çevre Bakanlığımızın mutlaka yapması lazım. Yani bugün para hesaplayacağımız gün değil. Çünkü çok büyük bir atıkla karşı karşıyayız. Enkaz yıkıntı atıkları. Ama hepsi de geriye dönüşebilir durumda. Yol dolgusu yapın, temel altı dolgusu yapın, arazi düzenlemesinde kullanın nihayetinde. Onunla ilgili yönetmelik var ama bu yönetmeliğe tabii şu anda bir olduğunu söyleyemiyoruz. Yeni yapılacak binalarda yapılması gerekenleri şu ana kadar herkes mühendis olduğuna göre, herkes biliyor, atlıyorum, epey bir eğitimden geçtik. Deprem güvenliği kendi için kimler görevi değil, susayım mı yani başkanım? Yani kim görevli? İmar planı, nereye imar açalım? Şehir plancılığı.
Arsa üretimi, arsa şekilleri nizami olmalı, harita mühendisliği. Mimari tasarım, deprem konusuna hakim mimarlar. Yani böyle üçgen, oraya buraya ağırlık yapılmış, dışarıdan sonra ekranlar yapılmış mimari tasarımların hepsi çok büyük zarar gördü. Hepsi. İşte biraz evvel zannediyorum Mehmet Hocam dedi galiba onu, dışarıya yaptığım kaplama bilmem kaç milyonluk ama az hasar vermişler dedi yani. O kaplamaların hepsi yok oldular. Bir başka husus daha var. Deprem konusunda özel eğitimli yer bilimciler. Yani her jeoloji mühendisi de görebilmiyor, her jeofizik mühendisi de bilmiyor. Yani o zaman bu alanda çalışacak herkes yüksek lisans mezunu olacak, aynı tıp doktorları gibi. Uzman doktor harici hiç çocuğunuzu kimseye götürüyor musunuz? O zaman uzman mühendislerle çalışacağız. Bunun başka yolu yok. Deprem jeoteknik mühendisliği alanında uzman inşaat yüksek mühendisleri, depreme dayanıklı tasarım konusunda uzman inşaat yüksek mühendisleri yapı, deprem mühendisliği alanında master yapmış mühendislerimiz. Yani her artık ben diyorum ki göz için göze gidiyorsak artık yapılarımız, zeminle ilgili işler, her işte de yüksek mühendislerle, doktorlarla çalışmak zorundayız. Uzmanlaşma bu alanda acilen artık gelmeli. Yani yetkin mühendislik falan filan, hayır. İnşaat yüksek mühendisliği bunun adı. Bunları doktor mühendisidir. Uzman veya yetkin doktor diyor musunuz? Tıp doktorlarına, pratisyen hekimlere demiyorsunuz. Yani lütfen kimse alınmasın. Üniversitelerimiz bu konuda deprem mühendisliğini, geoteknik gibi alanlarda yüksek lisans programları açsınlar. Boş boş kimse beklemesin. Tüm Türkiye'deki bütün mühendisleri 2 yılda uzman haline getirelim. Yaş sınırı, öndeyse, mes falan kalmasın. Yani bu artık bir yola girmek zorundayız. Yok yetkin mühendis değilmiş, değil miymiş, falanmış filanmış. Bu iş üniversitenin görevidir. Üniversite bu ülkenin 100 bin mühendisi varsa çok hızlı bir biçimde çoğu kişiyi, isteyenleri, gönüllüleri yüksek mühendis haline artık getirmelidir. Bir başka çözüm benim önerim artık inşaat mühendisliği bölümleri, mimarlık. Niye eczacılıktan daha mı az değerli, veterinerlikten daha mı az değerli? Niye 5 yıl değil, direkt yüksek mühendis olarak mezun olsun herkes? 4 yıl yetmiyor işte. Kamera kaydı da var ama bir itirafta bulunacağım. İnşaat mühendisliği bölümünde prefabrik dersi yok. Köprü dersi yok. Tünel dersi yok. Ahşap yapılar dersi yok. Kaya mekaniği yok. Daha sayayım mı sevgili hocalarım? Açıklarımız ortaya çıksın ya. Yani baktığınız zaman bütün bunlar 6 ders saydım, daha saysam 12 tane ders yapmam ya. Kalıp iskele dersi yok. Deprem mühendisliği adıyla bir ders yok. Bunları koyduğunuz zaman bir yıl okulu uzatırsınız, olur biter. Kişi bir şey alanda uzmanlaşmış yüksek mühendisi olur. Mümkün de artık bunu bir düşlere sokması gerekir. Bunun dışında sağlam beton, şantiyede uygun koşullarda beton dökümü kümlenmesi, uygun inşaat çeliği, demir ustalığı, biraz evvel bir demir gösterdiler, o bina benim, ben vatandaşım, demir satandan demiri aldım, binamda kullandım, mühendisim var, mimarım var, yapı denetimim var. Benim suçum ne şimdi vatandaş olarak? Bu demiri bu ülkeye kim soktu? Burada demirden bu demir nasıl inşaat çeliği haline geldi? Yani burada vatandaşın ya da inşaat mühendisinin bir kusuru var mı? Yani baktığınız zaman hazır betondan demirine kadar yani üretilen mal buysa biz onu kullanıyoruz. Ondan sonra mühendislerin hepsini tek tek topla. Yani bu doğru bir yöntem değil. Satış anında, giriş anında görmemiz lazım. Ve denetim. Denetim bana kalırsa çok değerli başkanlarım, kamusal bir iştir. İnşaat, ben Denizli'ye bir açıdan güveniyorum. Son 10 yıla kadar Denizli'de inşaat mühendisleri odasında bütün projeler kontrolden geçti. Hiçbir proje yoktu ki odadan vize almasın. Odadaki kontrolör mühendis arkadaşımız da böyle memnun bir adam. Öyle mümkün değil proje falan geçsin. Yani gerçekten yani buradaysa özür diliyorum ama doğrusu bu. Hiç öyle proje falan da geçmedi. Bu böyle olacak. Bu yönetmeliğe uyumlu lütfen düzeltin. Nazik. Bütün projeler düzeltildi Denizli'de. Sonra bir şeyler oldu. O da proje kontrolü yapmayacaklardı. Kim yapacak? Yapı denetim.
Ya bu denetim şirketlerine baktık. 85 yaşında, 75 yaşında elinde raperim dedecek diyeceğim mühendisler kontrolör oldu. Ve kontrol falan da hikaye oldu Denizli'de. Yani o oda kontrolünün mutlaka geri gelmesi lazım bu bir. Lütfen inşaat mühendisleri odamızla protokollerinizi imzalayın. Odadan kontrol edilmemiş, depreme dayanıklı ibaresine vurulmamış, mühürlenmemiş hiçbir projeyi belediyeye sokmayın. Diyeceksiniz ki, yapı denetim şirketleri bunu yapıyor. Emin misiniz? Derim. Emin misiniz derim. Yapı denetimci şirket sahibi arkadaşlarım var burada. Lütfen beni affetsinler. Ama Türkiye çapında böyle bir sorun var. İmzanın mührü var, mühür imzası. İmza ıslak imza değil, mühürle imza duruluyor bu ülkede. Sevgili başkanlar, sevgili meslektaşlarım. Peki, size başından gelen bir olayı anlatayım. Bir bina, fırın vesaire yapılacak böyle ama demiş ki mal sahibi bu fırın yerinde kalsın. Mimar mimari proje hazırlamış, inşaat mühendisi hazırlamış, yapı denetçi gitmiş kontrol etmiş görünüyor kağıt üzerinde. Ama yeni bir bina yapılmamış. Eski yapının yanında bir şeyler yapılmış. Tapu müdürü de oradan her gün geçiyormuş. Ya bu sizin getirdiğiniz gibi bir proje değil de o yapı öyle durmuyor diyerek belediyeyi arıyor. Belediye de gidiyor bakıyor diyor ki ya gerçekten de bu proje yapı yapı aynı değil. Sonra tabii iş belediye, savcılık vesaire. Savcılık bir bilirkişi davet ediyor. Bu bina kaçak yapımıdır. Bir bilirkişi gidiyor evet bu kaçak yapımıdır diye. Rapor hazırlanıyor. Çok güzel buraya kadar. Sonra bir bakıyorlar ki bu yapı kaçak yapıdır diyen kişi bu yapının denetçisi. Yani bu kişi bu yapının denetçisi. Bu nasıl bir denetim? Bu nasıl bir iş? Allah aşkına yani demek ki biz odalardan, üniversitelerden, her noktadan, uzmanlıktan yararlanacağız bu işler için. Denetim kamusal bir iştir. Kamu kesinlikle denetim görevini sadece özel sektöre para kazanmak için kurulmuş şirkete bırakmamalıdır. Para kazanmak için kurulan şirketin tek bir hedefi vardır, para kazanmak. Kural budur. Ama kamu öyle değildir. Kamunun görevi, bizim görevimiz hizmet etmektir. Mal sahibinin taşıyıcı sisteme müdahale etmemesi, kolon kesmemesi, kiriş kırmaması, yapısına doğru davranması, duvarları yıkmaması gibi hususlar. Neler yapmalıyız? Önce kahraman araç devriminin yaralarını hep beraber biz saracağız, başka yolumuz yok. Ama Denizli kentimiz için 6 aylık sürede hızla yol alabileceğimiz bir yol önermek istiyorum izninizle kısaca. Önce bir zemin haritasını oluşturalım. Zemin haritamız var. 2000'li yıllarda üniversitemiz yaptı. Yeni zemin etütleri yapıldı. Hemen o zemin etütlerini lütfen Merkez Efendi, Pamukkale, Büyükşehir, Karayolları, Denizli'yi kim ne iş yaptıysa bunları açsın. Gizli bilgi değildir zemin bilgisi. Maden aramıyoruz. Yani bunlar ben öğrencilerim ile Kınıklı'nın zemin haritasını yapmak için Kınıklı hangi belediyeye bağlayabiliyorsunuz? Hiçbir belediyeyi kamudan alamadım. Gizli vermeyiz. Yani nesi gizli olabilir zemin etütlerini? Lütfen bu konuda şeffaflaşalım. Hatalıysa, güvenmiyorsa ortaya çıkaralım zemin etütü hatalıysa. Yani ben artık Denizli'deki zemin haritasını Denizli'deki jeoloji mühendislerinin yaptığı zemin etütü verilerinden yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü veriler var ama bu veriler belediyenin arşivinde duruyor. Bunu açalım ortaya çıkaralım. Yani ben geldiğim zaman ya da benim bir öğrencim geldiği zaman Kınıklı bölgesinin veya Merkez Efendi'de bir mahallenin zemin verileri komple alabilsin belediyelerimizden. Şu ana kadar alamadığınızı ifade edeyim izninizle değerli başkanım. Peki ne yapalım? Şehir plancı, jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisi, geoteknik uzmanı, bilgisayarcı, coğrafya bilgi sistemleri bilen bir ekiple bu haritaları hızla yerleştirelim ve Denizli için küçük de olsa mikro bölgelendirme zemin haritasını oluşturalım. Artık bence hiçbir bilgi gizli değil. Sonra yapı stoğu. Bizim hocalarımız 2000 yılında yaptılar. 2000 yılında ben de yaptım Denizli'nin yapılarıyla ilgili. Çünkü Devlet İstatistik Enstitüsü yaptı.
2000 yılında kim valiydi, kim belediye başkanıydı bilmiyorum. Şu kalınlıkta denize deprem senaryosu, o damla durur. Denizde ne olacak? Vali Bey aradı tabi sekreterini. Böyle bir deprem senaryosu oluşturdum, size takdim etmek istiyoruz ben dedi. Belediye başkanlığımızı aradım, size bunu takdim etmek istiyoruz diye. Hadi bakalım, sizce geri dönüş olmuş mudur? Olmadı. Olmadı. Arayan kişi bendim. O zamanki mimarın yardımcı doçent doktor Devrim Alkaya idi. Onlar ilgilenmiyorsa ben ne yapayım dedim yani. Ne yapayım dedim yani. Halbuki üç kişilik öğrenci ekibimizle biz gece gündüz o yapılar ne, kaç tane hangi mahallede ne var, kaç yılda yapılmış, hepsini yaptım ben onu. Bir tergi makalesi, bir de bir sene bozuldu, sundum, öyle kaldı yani. Birbirimizden de bir kopukluk da var. Yani böyle bir durum. 1970, şimdi Yavuz Doğu'nda tarihi korunacak yapılar, 76 yönetmeliği öncesi yapılanlar, 99 deprem yönetmeliğiyle projesi yapılanlar, bütün bunları hızlıca belirleyebiliriz. Kent bilgi sistemimiz, yapabildiğimiz imar durumumuz, her şeyimiz var. Yeterli mühendisimiz de var. Yani en azından 99 öncesi yapılan yapıları, sorunumuz evlerdeki bölgeleri, o haritaları oluşturup insanların yapılarını yenilemeleri konusunda ikna yöntemine gidebiliriz. Çünkü çok büyük bir maliyet bu. Yapını yıkacağım demek mümkün değil. Kişi işte yeni kentsel dönüşüm meselesinden katkılar artacağı söyleniyordu bugün. Artarsa belki yenileyebilir. Ama ne olduğunu bir ortaya koymamız lazım. Bu emlak piyasasını, gayrimenkul piyasasını tabii sıkıntılandıracak bir şey. Oradaki dükkanları vesaireyi sıkıntılandıracak bir şey ama müşteriye satılabilecek bir şeyimiz yok. Yani birileri sıkıntılanır, ticari hayat zorlanır falan deyip gerçekleri gizleyemeyiz artık. Yani bütün bunları harita üzerinde artık herkesin önünde nasıl imar durumlarını yaptınız onun gibi koymak lazım. İşte uzman ekip, üniversite desteğiyle bütün bunlar yapılabilir. Lütfen kurumlar arası bilgi transferi. Kurumlar arası bilgi transferi. Hiçbir bilgi gizli kalmasın artık. Binalar için riskli yapı tespiti. İşte Mehmet Hocam bir okulları hızlı riskli yapı tespitini yapmışlar. Ama bayındırlar bildirirlerse 6 ay içinde yayıp yer güçlendiriliyor. Yani o da çok tehlikeli de bir yol. Paranız yoksa, yenileyemeyecekseniz 50 telefon geldi bana bizim yapının riski yapılıp olmadığını belirleyin diye. Kanunu lütfen bir okuyun sonra tekrar konuşalım dediğim zaman hiç kimse geri dönmüyor. Çünkü kanun çok sert. Deprem güvenli kentler için hepimize göre düşüyor değerli katılımcılar, bitiriyorum. İmar affı istemeyeceğiz. Hepimiz imar affı çıksın diye çok sevinmedik mi? Hadi itiraf edin. Hepimiz sevindik, herkes istedi. Öyleyse bu işin içinde hepimizin parmağı var. Kolon kiriş kesmeyeceğiz, duvarları yıkmayacağız, kaçak kat çıkmayacağız. Ben 30 yıldır deniz nakliyesinin de tozunu yutarım. Denizde kaçak yapılarla ilgili yazdığım dosya sayısı 1000'i geçmiştir. Yani 1000'i geçmiştir. Kaçak yapısı olmayan adam yok adeta. Yani belediye başkanlarımız lütfen bir yapı polisi kurun, dolaşsın. Dolaşsın yani birileri şikayet edecek diye beklemeyin. Biri çift çakıyorsa kardeşim ruhsatını nerede ki sorsun o yapı polisi. Mühendislerden, teknikerlerden oluşan bir yapı polisi ekibi dolaşsın kentte. Yoksa öteki türlü adam yapıyor, bitiriyor, yan komşusuyla kavga ediyor, ha ben sana sorarım. Nasıl olacaksın, senin yapını şikayet edeyim de gör. Ancak o zaman haber oluyor belediyeye. Yoksa yapı yapılırken bu kaçak yapı hazır beton kullanıyor. Kalıp çakılıyor, orada inşaat işleri oluyor, kimsenin haberi yok, kimse durdurmuyor bunu. Yani bir yapı polisi teşkilatı, üç belediyenin ortak kurması, kentte vızır vızır bütün ihbarları değerlendirmesi bence şart. Yoksa öteki türlü şikayet bekleyelim de kaçak yapıya müdahale edelim dediğiniz zaman o kaçak yapıların hiçbirisi de yıkılmıyor, öyle kalıyor herkes. Bir yıllık hapis cezası alıyor, 8-10 bin lira paraya çevriliyor. TCK 184. O da olmuyor. Mutlaka ceza veriyorlar. Bir yıllık cezası. O da paraya çevriliyor. Yapıyı belediye yıkacak bir gün diyorlar. İskenderun'da dolaşırken işte kaçak yapılarla ilgili çok dosya yazdığım için yapıların üstlerine baktım. Hepsinde birer kat kaçaktı. Yani o ağırlık da o yapıların güçlesine neden oldu.
Yani yapılmasına engel olmak zorundayız. Bu kamu hakkına tecavüzdür. Ucuz iş, ucuz evet, ucuz malzeme yerine artık herkes emeğin kıymetini bilecek. Mühendislik hizmetleri ucuz iş, ucuz emek değildir. Bir mühendis inanın kolay yetişmiyor. Hele hele eşine, vicdanına sahip bir mühendisin yaptığı hizmetin karşılığını inanın ödeyemezsiniz. Biz Halil Hocam, Şevket Hocam hepimiz o kadar defa ödedik ki bu borcu bu vatana kaç yapıyı kurtardık anlatsak aklınız şaşar. Tank fabrikasının temelini yanlış yapıyorlardı ya. Yanlış yapıyorlardı bu bölgede. Dibimizde doğalgaz çevirip satırdı. Yanlış yapıyorlardı. Hepimiz müdahale ettik. Yani tekil tekil müdahale ettiğimiz yapıları saysam, yani bu vatana o kadar çok ödedik ki borcumuzu, bir mühendis inanın kolay yetişmiyor. Yani ucuz emekle bir yer varılamaz. Artık bundan halkın vazgeçmesi lazım. En iyi doktoru buluyorsanız en iyi mühendisi de bulun. Zemin etüdünü, zemin iyileştirme projesini, zemin iyileştirme yöntemini, taşıyıcı sistemi, projeyi yapan mühendisi, hazır beton firmasını, deney sonuçlarını da fayansı merak ettiğiniz kadar merak edin halk olarak artık. Yani öteki türlü bir yere varamayacağız, işte sonuç ortada. Ben sabrınız için, dört mühendis hocayı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.